Okuduğum ayetler Nahl suresinden 91. ayet, 92 ve 93. ayetler. 91. ayetin girişinde Allah Azze ve Celle ve avfu bi ahdillahi, Allah'ın ahdine vefa gösterilmesini emretti. İki derstir bu Cenab-ı Hakk'ın ahdine vefa göstermeye dair konuları işledik. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ Cenab-ı Hakk'ın bu ahdi esas aldığını, kulların bu ahdini hesaba çektiğini veya kulları bu ahitlerinden ötürü mesul tuttuğunu, وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Benzer örnekleri Kur'an'dan, evlat isteyip, şayet Cenab-ı Hak evlat verecek olursa لَاِنْ اَتَانَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Biz şükredenlerden olacağız diye söz veren kimselerin ahdini yahut Cenab-ı Hak bize mal versin وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَاِنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Eğer Allah bize mal verirse kesinlikle tasadduk ederiz ve biz salih kimselerden oluruz ve benzeri. Kur'an'da bunlardan birkaçı olabilir ama bizim hayatımızda bunlardan çoğu vardır. Rabbim beni bu hastalıktan kurtarırsa yahut evladımı bu hastalıktan kurtarırsa yahut herhangi bir sevdiğimizi hastalık merkezli Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz yığınla sözler. Cenab-ı Hak bu okulu bitirmeme imkan verirse diye verdiğimiz sözler. Şu sınavı kazanırsam diye verdiğimiz sözler, şöyle bir eşim, hanımım, çocuğum olursa diye aile üzerinden verdiğimiz sözler. Yani basite kadar indirgerseniz, ayağımızı yerden kesen bir araç olsun diyerekten verdiğimiz sözlere kadar Cenab-ı Hak'la ahitleştiğimiz ve ne hazindir ki belki de pek çoğunu unuttuğumuz sözler aslında Cenab-ı Hakk'ın katında mahfuzdur. Ehsâhullâhu ve nesûhu. Onlar unuttular onu ama Cenab-ı Hak onların hepsini bilmekte ve bunları Cenab-ı Hak karşımıza çıkarır. Kim bilir bunlardan kaçı yüzünden bu dünya hayatında hala belki sıkıntı çekiyoruz. Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözleri yerine getirmeyişimizden ötürü yeni yeni musibetler belki peşi sıra bizi yakalıyor. Çünkü Cenab-ı Hak bunlardan ötürü mesul tutar. Nasıl ki Yahudiler söz veriyorlardı. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Ey sahir, ey sihirbaz, Rabbinin sana ahdi dolayısıyla bizim için dua et. Allah bizim bu sıkıntımızı kaldırsın. Kaldırırsa bizim sıkıntımızı اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Biz o zaman hidayete ereceğiz. Cenab-ı Hak diyor ki فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزِ عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Azaplarını kaldırdık, hemen verdikleri sözü bozdular. Benzer bir ayette وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَقَالُوا يَا مُوسَى دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ Ey Musa, Cenab-ı Hakk'ın sana olan ahdi dolayısıyla ona dua et. Eğer bizim bu sıkıntımızı giderirse biz hem sana iman edeceğiz ve hem de وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ Hem de seninle birlikte İsrailoğullarını salıvereceğiz. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Cenab-ı Hak onların verdiği bu ahit dolayısıyla sıkıntılarını çözünce biz bir de bakmışsın ki bozdular. Ne iman ettiler? Firavun ve adamları ne de İsrailoğullarını salıverdiler. Peki bu durum neyi oluşturdu? Bir sonraki sıkıntıyı oluşturdu.
ardı ardına 9 ayrı sıkıntı geldi. Fi tis'i ayetin ila firavuna ve kavmi. Cenab-ı Hak onların ahitlerini bozdukça peşi sıra başka bir sıkıntıyı gönderdi. Yine aynı şeyi yaptılar. Yine Hazreti Musa'dan dua istediler. O kadar oldu ki bu Hazreti Musa Firavun'a dedi ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرٍ Sen artık kesinlikle biliyorsun ki bu sıkıntıları ancak ve ancak göklerin ve yerin Rabbi indiriyor. O yüzden beni çağırıyorsun ve o yüzden benden yeminle, söz vererekten dua istiyorsun. En netice bunlar bu bir verdikleri sözü yerine getirmek zorunda kaldılar da İsrailoğulları orayı terk etti. Dolayısıyla biz ahdimizi vefa etmeden, yerine getirmeden, getirmediğimiz zaman aslında bizi sonraki adımda başka musibetler bekliyor. Ve biz o musibetleri sonra dönüp Cenab-ı Hak ile olan ilişkimizde çözmeye kalkmadığımız için sebebini de bulamıyoruz. O kulumu bitireyim, o kulumu bitireyim şöyle diye Cenab-ı Hakk'a söz vermiş. Okulunu bitirmiş, Cenab-ı Hakk'ın sözünü yerine getirmiyor ama şimdi de iş bulamıyor. İş bulamadığı, sefil sefil dolaştığı halde dönüp de Cenab-ı Hakk'a ya şu sınavı vereyim, şu dersten bir geçeyim, şu okulu bitireyim diye verdiği sözü, okulu bitireyim namaza başlayacağım demiş söz gelimi. Bitirmiş namaza başlamamış, şimdi iş bulamıyor. Ama dönüp ilişkiyi kurmuyor. Bir öncekiyle olan ahdine vefasızlık, sonrakinde başına yeni bir sıkıntı açmış. Ama o, her yeni perdeyi öncekini tamamen kapatarak, yepyeni bir sayfa açarak kendince hiçbir sebep ve sonuç ilişkisi kurmuyor. Biz hayatımızda hep böyle yaptığımız için çoğu zaman, sözlerimizden Cenab-ı Hakk'a karşı caydığımız için yeni musibetlerin içerisine düşüyoruz. Ve bu kez de yeni musibetlerden kurtulmak için yeni yeni başka sözler veriyoruz. Söz ve musibetler hayatımızda birbirini kovalarken arada bizim karaktersizliğimiz tescilleniyor Allah Azze ve Celle katında. Bu vahim bir tablo. Bundan çıkmalı Cenab-ı Hak kendisine bir biskrem verip avutabileceğimiz bir kimse değildir. Allah Azze ve Celle ufaktan bir ahit verip şunu şöyle yaparsan olacak diye, çocuğumun hastalığı geçerse şöyle yapacağım diye söz verdiğimiz, sabahleyin de doktorun ya biz yanlış bakmışız aslında öyle bir sıkıntı yokmuş dediğinde tüh ya biz de Cenab-ı Hakk'a boşuna söz verdik şeklinde yaklaşacağımız biri değildir. Allah Azze ve Celle'dir orada o sıkıntıyı çözen ve kulunu kendi karşısında saygıyla, ciddiyetle ahdine vefaya davet eden Allah Azze ve Celle'dir. Biz hafife aldığımızda Cenab-ı Hakk'ı ve ona verdiğimiz sözleri kendimizde, kendimiz için hayatta yeni yeni tuzaklar kuruyoruz. Ve kendi mayınlarımızı kendimiz döşeye döşeye her defasında da ayaklarımızla basıp patlattıkça oramızı buramızı heder ettikçe hayatta güya yol aldığımızı zannediyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak bizi demin söylediğim gibi tescillemiş oluyor. Bu adam karaktersiz. Bak kaçtır aynı şeyi yapıyor, yine söz veriyor, yine cayıyor. O yüzden Cenab-ı Hakk'a söz verirken, onunla ahitleşirken en az başkalarıyla ahitleştiğimiz kadar konuyu ciddiye almalı, gerekirse bir yere yazmalı, bunu altını kalın kalın çizmeli ve bu sözü, bu ahdimizi yerine getirmediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bizi başka sıkıntılara, musibetlere düçar edeceğini kuvvetle bilmeliyiz. Öyle kolay söz veriyoruz. Ya Rabbi şu olsun, 5 vakit namaza başlayacağım. Ya Rabbi şu olsun, artık namazlarımı camide ikame edeceğim. Ya Rabbi şu olsun, bir kurban keseceğim, hacca gideceğim, umre yapacağım. Yahut hanımefendiler açısından, Ya Rabbi şu olsun, tesettüre gireceğim, anamı babamı yanıma alacağım. Yahut her ne söz veriyorsak, Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözleri, meselemiz hallolduğunda, çözüldüğünde başka sebeplerle onu ilişkilendirip Cenab-ı Hakk'ın bu işe bir dahli olmadı ki ben de sözümü yerine getireyim şeklinde bakıyoruz. Cenab-ı Hak da tabii ki o meseleyi çözerken mucizevi bir şekilde çözmüyor.
normal hayatın içerisindeki koşullar üzerinden çözüyor. Oradan çözdüğü için de biz bununla Cenab-ı Hakk'ın arasında bir alaka kuramadığımızı düşünüp Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözü yerine getirmekten uzak duruyoruz. Ve böylece de kendimiz için demin bahsettiğimiz tuzağı kendi ellerimizle kuruyoruz. Artık her bir kişi, her birimiz dönüp bir bu işin muhasebesini yaparak Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözleri hatırlamaya çalışıp hatırlayamazsak Rabbimizden ya Rabbi sana verdiğimiz senin bizi hala muahaze ettiğin sözleri ya bizi hatırlat bunların gereğini yerine getirelim ya da bunları katında affet de bizler bu sıkıntılardan kurtulalım diye Allah Azze ve Celle ile tekrardan yeni bir sayfa açmaya ve ahdimize vefa göstermek için huzura çıkmaya kendimizi hazırlamalıyız. Yoksa dediğim gibi Cenab-ı Hakk'a bakan yüzümüz öyle bozuk para gibi kolay kolay harcayıp kolay kolay sözler verip kolay kolay vazgeçebileceğimiz bir yüzümüz, bir yönümüz değildir. Başkalarından herhangi bir insanla olan ilişkimizden çok daha ciddi. Ben bu ayetten bunu öğrendim ve kendi hesabıma bu anlamda çok açıklar tespit ettim. Yani Cenab-ı Hak'tır, bir söz vermişiz, biraz yapmaya da çalışmışız aslında. Sonra biraz zaman geçmiş bırakmışız. Çok da herhalde o da ciddiye almaz gibi düşünmüşken Cenab-ı Hakk'ın ayetlerdeki, ahde vefa ayetlerindeki ciddiyetini görünce titredim, ürperdim ve korktum. Allah Azze ve Celle bizi belki bizim açımızdan çok basit anlarda korkmuşuzdur o an. Bağışlayın, tırsmışızdır ve Cenab-ı Hakk'a sözü vermişizdir. Önemli olan hadisenin basit olması, sonradan gülünç duruma düşüp ya bir de korkmuştuk olması önemli değil. Önemli olan bizim o tesir altında Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözdür. O söz ağzımızdan çıktı mı neyse o, onu yerine getirmeliyiz. Ya Rabbi şu olsun, artık gece namazlarına kalkacağım hayatımın sonuna kadar. Veya şu haftanın şu günlerini oruçla geçireceğim. Her neyi ağzımızdan çıkarıyorsak yutabileceğimiz, yapabileceğimiz şeyler olsun. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı verdiğimiz sözler bir ahittir ve vefasızlığı daha ağır, daha beter olur. Halkın deyişiyle eşeğe binmek bir ayıp, inmek ise iki ayıptır. Cenab-ı Hakk'a karşı verilen sözler, ahitler vefa gerektirir. Kul vefa etmeyince Cenab-ı Hak onu muahaze eder. Bundan ötürü sorumlu tutar. O yüzden buyurdu ki اِذَا عَاهَدْتُمْ siz ahdettiğinizde, bu ahdi biz başlatıyoruz. Normal olarak Cenab-ı Hak'la olan dini ilişkimizdeki emir ve yasaklarına karşı sorumluluğumuz bunlar Cenab-ı Hakk'ın emirleri. Yerine getireceğiz. Ama bunun haricinde bizim Allah ile ahitleşip daha fazla şeyler, kendimizce şeyler, o yüzden Resulullah diyor ki ufak ufak olsun, devamlı olsun, yiyebileceğiniz, yutabileceğiniz, yapabileceğiniz şeyler. Ama sıkıntı o kadar büyük gözüküyor ki gözümüze, Allah bile bunun altından kalkamaz sandığımızdan kalkıp bütün kalan ömrümüzde geceleri ibadet sözü veriyoruz. Cenab-ı Hak için zor yok, o basit bir hamleyle altından kalkıp çözünce işin kalan yükü üzerimizde, sırtımızda kalıyor. Tabii ki altında kalınca da bizler şu ayetlerin bahsettiği o ağır sorumlulukla ömrümüzün kalan kısmını geçiriyoruz. O sebeple Rabbimizden ya bunların affını dilemeyi yahut bize hatırlatıp bize bunları yapmayı muvaffak kılmasını istemeliyiz. Hele hele söz verdiğimiz şey tam da Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği şey ise o zaman ayıbımız iki kat olur. Yani zaten Cenab-ı Hak onu emretmiş yapmalısın. Nafile bir şey değil. Mesela namaz kılmak. Bir de sen bunu bir ahit ile pekiştirmişsin. Oldu mu iki kat sorumluluk? Ve sen şimdi hem Cenab-ı Hak artık takmazken bu işi, bir yandan Cenab-ı Hakk'ın namaz kılın emrini ihlal ederken diğer yandan Cenab-ı Hakk'a verdiğin sözü de tutmamış, ahdine vefasızlık etmiş oluyorsun ki artık sorumluluğunu, vebalini iki kat katladın.
Hele bir de bunları unutup sonra başka bir gün başka bir sıkıntıda aynı sözü verip Cenab-ı Hak ile ahitleşince üst üste Cenab-ı Hakk'a vefasızlık biriktiriyoruz hayatımızda. O yüzden bu konulara hassasiyet göstermek müminlerin şiarıdır. Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Müminler ahitlerine dikkat ederler. Riayet ederler diyor Allah Azze ve Celle. Mümince davranışın sonucu bu. O zaman ahit verip verip ahdini umursamayanlar kimler oluyor? Ahitin mefhumu muhalifinden, tersinden okuduğumuzda sonuç çok korkunç olarak karşımızda beliriyor.